Sörloth formunda olmayınca evet Gaziantepspor 1 puan aldı. 1 puan 1 puandır diyordu. Bu arada Türkiye ile 20. sıradaki yerimizi koruduk. Sıralamalarda 1. Belçika, Fransa, Brezilya, Arjantin. İtalya ile Almanya'ya bakın nasıl düşmüş. İspanya. Nerede İspanya? Nerede? Belçika'nın ulusal başarısı yok. Ama birinci sıraya çıkıyor. O da ilginç. Beşiktaş kazandı. Bizim puanımız 35, 33, 30, 27. Evet. Bir beraberlikle mesela Galatasaray kazanamadı. VAR sisteminin destekçisiyim. Sevmesem de yani evet oyunda seviyorum çünkü teknolojiyi doğru kullanılıyor ama gerçek hayatta ne yazık ki bunu hakemlerimiz doğru uygulayamıyor. Yani teknolojiyi insan faktöründen çıkarman lazım. Yani gerçekten bizde yapay zekaya uygulaman lazım. Yani yapay zeka sistemi ona göre kararını verecek. Ondan sonra yorumlamasını hakeme bırakmayacaksın yani. Tamam hakem maç içerisinde zaten şeyi yapıyor, kararları veriyor ama en azından teknolojideyim. VAR'ın kontrolü yani insan faktörü yanlış yapıyor yani adam kendi kendine yanlış yapabiliyor. Evet, bir sonraki maçımız Rizespor'la olacak. Rizespor'da Alanya'yla oynuyordu. Berabere kaldılar hem de. Rize çok ilginç bir takım. Evet Ankaragücü Fenerbahçe. Fenerbahçe kazandı. 3-0. Şimdi bakıyorum. Herkes böyle bir beklemekte. Ve bir Juventus maçı var. Sonra Rizespor. Vay be Juve'ye bak. Şunun ismini zebreden kaldırmak lazım. Tamam. Bir sonraki şeyimde bunu düzelttireceğim arkadaşlar. Yani şeyden Steam'den düzelecek emin olun. Ben de görmeyi sevmiyorum. Bu arada şöyle gelince oyuncuyu gözle diyeyim. Esposito. City'den kiralık. Ya, tamam yani Gaziantep çok akıllık yapmış. Açıkçası. Hani biz yıldız oyuncu almayacağız dedik. Adamlar yapmış yapacağını. veriyor bize ya. Şaka gibi. 11. Bir sürpriz yapalım mı? Bir sürpriz olur mu? Olur da neresi olur? Kaç Juventus çıkmayı garantiledi. Evet Hüseyin'cim sorun nedir? Ben teşekkür ederim. Petrescu. Evet, Ümit'i zaten takip ediyoruz. Burada bile burada Juventus'un vay be az daha çıkıyorlarmış çocuklar. Berabere kalmasa gayet iyi oluyormuş. Evet biz kendi maçımıza bakalım. Juventus'a bakalım. Juventus bizi bekler. Biz Juventus'u bekleriz. Abdülkadir de iyileşmiş. Edgar, Süleyman'a yer açın. Az önceki eksiğimiz zaten Süleyman'ın yokluğuydu. Bu bir gerçek. Gel bakalım James. Hadi Rabio senden hakikaten bıkıyorum yani bak. Ya bir türlü ısınamadım sana bilmiyorum ama. Hüseyin oynatacağım ya kaybedecek neyimiz var ki?
Hüseyin'le Taliska oynatıyorum. Güzel güzel oynayayım. Şu Abdülkadir Ömür hani ömrümü bitirdi yani. Evet, defansla Diego Talisca ile Hüseyin Türkmen. Artık Kampi'de gittikten sonra oyuncuları görmem lazım. Talisca'yı biliyorsunuz Salzburg'dan, Leipzig'ten aldık. Evet. Maçtan önce rakipte Ronaldo yönetiyor adam ya. Ya Ronaldo, Bernardeschi falan oynuyor. Dybala da oynuyor. Evet, geçmiş olsun. Romero. Talisca, Süleyman. Crivella. Sağ tarafı çok güzel gördü. Abdülkadir bir ok gibi fırladı Abdülkadir. Aynı performansı orada beklemiyorduk. Süleyman. Süleyman iki kişi karşısında görünce de geriye döndü. Talisca, Crivella, Abdülkadir. Olayinka, Sörloth. Abdülkadir müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi. İyi başladık, sıkı başladık maça. Yine böyle bir akşamda Manchester City karşılaşmasına 1-0 öne geçmiştik ama sonrasında 2 tane yediğimiz golle sağdan mağlubiyetle ayrılmıştık. Şu ana kadar maçta her istediğimiz oluyor. Evet, Abdülkadir kesiyor. Bir duran top. Ah, Sörloth. Oraya bakmak istemiyorum. Bernardeschi, Ramsey, Dumfries. Evet, Dumfries Ronaldo'ya gelmeden, ya yapma bunu ya. Ya ne? Of. Ya tutma şansın var mı senin ya? Ya şurada penaltı yaptılar mı ya? Gerek var mı o pozisyonu penaltıya? Evet, Yusuf. En azından bir heyecan gelsin. Yusuf gönderdi. Yine savunma. Alma Miture. Harikasın sen diyecektim yani. Hüseyin. Olayinka. Ture. Acayip oyunu açtı Yusuf. Olayinka. Süleyman. Süleyman sol taraftan Crivella'ya. Crivella. Abdülkadir. Yusuf. Çok iyi toplar. Ve... Ah be, sonu güzel bitmeliydi. Harika getirdik topu. Ne yazık ki son pozisyonlarımız yok. Crivella, Abdülkadir. Abdülkadir, Ömür. Crivella topu kaybetti. Paulo Dybala. Dybala yani bildiğim mermi gibi gidiyor adam. Karşısına kim varsa geçip gidiyor. Dybala kesti. Savunma Abdülkadir. Bernardeschi'den önce savunma. Güzel. Beğendim o müdahaleyi. Dişe diş bir oyun ortaya koyuyoruz. Sörloth Abdülkadir. Biraz daha yetenekli olsa Abdülkadir orada. Çok daha farklı olabilirdi Yusuf. Kesti içeriye Hüseyin. Evet, Dybala. Boateng. Dybala aslında oyun olarak eşit. Gerçekten de deplasmanda sırıtmıyoruz. Ama Bernardeschi, Ramsey, Boateng. Jerome Boateng değil mi o? Evet, Yusuf. Olmaz bir tanem. Evet, Süleyman. Bir taş taktiği. Sörloth yemedi. Oradaki kaleci yemedi. Hücuma geçtik.
Dybala kesti. Savunma. Abi. Orada oyuncu da kalır mı o top ya? Matia Desiglio. Adamlar Emre Can'ı soktu oyuna. Bizde Çakma Sterling var. Ya Abdülkadir her mahvettin bizi yani. Şimdi uzun gönderdiler. James Olayinka, Crivella, Adarabio. Kesti içeri Sörloth. Ben buyum dedi. Gelin benim yanıma dedi Sörloth. 2-0'dayken golü atan Sörloth 1-0'dayken tutuktu. Adarabio girer girmez farklılığını oyuna koydu. Sörloth'tan klas bir vole. En azından biz buradayız dedi. Devam ediyoruz. Hücum, hadi hücum. Yine Süleyman. Abdülkadir'den önce kaleci Jandrey. Dayanamazdı. Evet, Olayinka sağ tarafa gönder. Ekuban. Evet, Adarabio geldi. Adarabio kesti içeriye. Savunmadan önce Jandrey. Dybala gidiyor. Dybala. Bernardeschi. Dybala. Mutlak bir gol pozisyonuna yararlanamadı. Crivella döndü geri Hüseyin. Döndü kaleci Uğurcan. Sol tarafta Diego Talisca. Süleyman uzun oynar. Talisca'yı oynadı. Talisca'dan evet Crivella şimdi sol tarafa doğru oynadı. Kimse yok. Yine bir taç açığı. Son şans gelir mi artık? Hakeme bakıyorum. Süleyman müdahale geldi ve 2-1'lik mağlubiyeti aldık. Oyun olarak eşittik ama bu sezon olmadı. Avrupa bize gülmedi. Gerçekten gençlik aşısı Trabzonspor'a yaramadı dedi. Ama yediğimiz gol de yani bayat bir penaltı golü. Serdar sen nesin yani? Dur bakayım ya da. Bir dakika. Dur bakalım ya. Bir sakin ol. Allah Allah. Ture rezalet oynadı. Levante evet. İş teklifi istedi arkadaşlar. Levante'ye gidelim mi? Ha bir dakika. Milli takım mı? Oo. Yok ya işler sarpa sarır. Çıldırtırız şimdi Levante'yi. Boş ver daha klas teklifleri seviyoruz. Bir rol yapalım. Evet, hem milli takım hem kulüp takımı nasıl idare edeceksiniz? Evet. İdari yetkileri sahibi dedik. Ne zaman menajeriniz olarak göreve başlayabilirsiniz?
Bakın hani iş görüşmelerinde size 5 yıllık plan, hani bir iş görüşmesine gidersiniz ya, 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Oyuna bunu vermişler. Bu çok tatlı ve çok güzel. Ama tabii ki bunu yerine getirmediğiniz zaman da direkt şut diyorlar size. O da güzelmiş, güneşli görmek, güneşli günler görmek, çalışmak istiyorum diye. Evet, bir de Rize'yi yapalım. Rize maçını yapalım. Burada iş görüşmesi çok farklı oldu. Hiç beklemediğim bir iş görüşmesiydi. Levante ile biraz heyecanlandık tabii ki. Bazı arkadaşlar şey diyor, yani abi işsiz başla. Bir şey yapalım falan filan. İşsiz başlayabiliyorsunuz. Mesela hani işsiz nasıl oluyor arkadaşlar? Yeni menajer ekle dersin. Tamam mı? Yeni profil. Tamam. Atıyorum, bu da bir zenci yapmış ya. Zenci demeyelim şimdi. Neyse, dış görünüşünüz şöyle. Oh. Neyse, takım seç derseniz şurada işsiz başla dediğiniz zaman işsiz başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani takım seç diyorsunuz. Şuradan işsiz başla. Ya da kulüp ve milli takım bir arada. Hani bazı arkadaşlar şey söylüyor, abi ben hem atıyorum Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum hem de milli takımı çalıştırmak istiyorum. Buradan yapabiliyorsunuz işte. Evet, Sterling, Süleyman Luş. Abi Süleyman daha yetenekli, daha nasıl oluyor bu? Ha, mevcut potansiyel yeteneği. Hazırlık maçları. Bu arada lig ne zaman giriyor araya? O zaman Balıkesir, Başakşehir, Ankara Gücü. 3 tane kendi evimizde oynayacağız. Ev sahibi oynayacağımız 3 maç art arda. Şu Antsuç'ta yani sürekli sakatlanıyor adam ya. Eyüp Keleş. Ya müthiş kaleci şey olduk ya. Takım olduk. Uğurcan'ı göndereceğim. Erce var. Ya Turgay çıktı. Kaan çıktı. Yani çok güzel kalecilerim var. Mesela bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Futbol Manager taç oyununda özellikle taç kısmında oyuncu satmak, almak, ya yani almak değil de satmak daha kolay ve daha düzgün işliyor. Ama normal oyunda oyuncu satmak, hani böyle yüksek bedele satmak daha zorlaştırmışlar. Bunu da anlayamadım açıkçası. Ya mesela ben Alan'ı gönderdim değil mi? Alan'ı ben Futbol Manager taşla oynasaydım 20 milyondan aşağı göndermezdim. Ama burada adama 11 milyon euroluk teklifi bulmak için yani akla karayı seçtim yani. Tamam, Hüseyin'i gönderiyorsun. Ki adama iyi bir bedel verdiler. Ukrayna Ligi'ne. Ya bunu tam olarak anlayamadım. Gelelim Rizespor maçına. Süleyman yine yorgun. Ama Süleyman olmadan da oynayamıyoruz. Tamam, bir gel. Hadi abi gel. Evet. Kerem gel. Sabahtan beri sürekli onu görüyorum.
Evet, maç başlıyor. Sterling'i bu sefer maça aldım. Kazyah'ı. Bakalım Rizespor. Aa, bizim menajer niye böyle oldu? Evet, en son hatırlarsınız Gaziantep'le yine maç oynamış. Yine gol yememiştik. 0-0'lık bir mücadele oldu. Ligde gol yemiyoruz. Avrupa Ligi'nde patır patır gol yiyoruz. Abdülkadir şimdi. Abdülkadir. Crivella ve gol. Crivella'nın golüyle 1-0 öndeyiz. Abdülkadir. Abdülkadir gidiyor. Abdülkadir. Daha maçın 16. saniyesinde mükemmel vurdu. Belki de ligin en hızlı golü olabilir. Taktiksel değişiklik yapmadım. Ahmet, evet. Diamande, Kampi. Çok hızlı bir golle Rizespor'da. Oo, Muset de çok iyi vurdu. Şaşkın Rizespor taraftarı. Karadeniz'in büyük derbilerinden. Ahmet geri döndü. Guang Guang. Şimdi topu takip edemiyoruz. Kerem Baykuş, Kerem, Kerem, Kerem sol tarafa döndü. Yusuf. Yusuf keser mi? Yusuf kesti içeriye. Sterling bomboş pozisyonda topu avuta gönderdi. Maçın daha birinci dakikasında Crivella ile öne geçti. Crivella da uzun süredir formu yerinde değildi. Bu golle formunu kavuştu diyebiliriz. Sanki Avrupa'da başka, ligde başka oynuyoruz. 19. dakikayı da bitirdik. Artık Tosin Arabio sarı kart gördü. Şimdi Uğurcan. Hüseyin. Adarabio. Abdülkadir. 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 Verdi. Adarabio'ya döndü geriye. Hüseyin. Hüseyin'den Crivella'ya. Crivella. Köşede Adarabio. Orada bir üçgen yapıyoruz. Crivella, Abdülkadir ve sağ tarafa mükemmel pas. Adarabio kesti. Sörloth vurdu. Kaleci Gökhan Akan. Crivella şimdi kesti içeri. Hüseyin'in faulü. Hakem faulle oyunu devam ettirdi. Gürcan, Hüseyin. Adarabio, Hüseyin. Sol tarafa oynarken bir pas hatası. Muset vurdu Uğurcan. İki hamlede topu kazanıyor. Şimdi Uğurcan, Hüseyin, Sterling, Crivella, Crivella, Crivella ve gönderdi. Sörloth, Yusuf, Kerem, Süleyman oradan yine ok gibi fırladı. Abdülkadir'i gördü. Abdülkadir ikinci golü atıyor. Süleyman Luş içeri sokuldu. Süper girdi. Kerem vuruyor. Yusuf vurdu. Süleyman oradan 3 kişiye karde etti. Abdülkadir'i aldı attı. Abdülkadir bu pası golle sonuçlandırdı. Şimdi Süleyman bir bak oyunu giriyor. Taştan kullandı. Crivella. Süleyman. Crivella. Kerem. Kampi. Mustafa Kampi. Hüseyin Türkmen. Sterling. Adarabio kesti içeri. Olmadı. Süleyman vurdu Gökhan. Yine klas getirdik. Crivella kesti. Hüseyin. Okan. Ahmet. Guaguang. Ahmet. Muset çok iyi girdi araya. Süleyman oradan çıkardı topu. Harika gidiyor çizgide. Süleyman orada buldu boşluğu. Süleyman. Süleyman. Ve korner yaptırdı. Yaklaşık bir 40 metre top sürdü. Crivella kesti içeriye. Savunma Kerem. Yusuf Kerem. Abdülkadir savunmadan döndü top. Şimdi Adarabio. Sterling. Sterling. Sörloth yine berbat bir kafa vuruşu. İkinci yarıda Sörloth oyundan alıyorum. Depau. Muset. Süleyman'ı geçti. Depau harika kurtardı. Uğurcan Çakır.
Hüseyin, rahatça Sterling. Şimdi Rizespor Pong. Maniac. Maniac şimdi sol taraftan girdi. Adarabio da geçti. Tıpo çok kötü vurdu. Ender geçen Rizespor ataklarında. Bu arada Adarabio da bayağı yorulmuş sanırsam, bir sıkıntısı var. Torre'yi oyuna alayım. Risk etmeyelim. Sorloth, Crivella, Abdülkadir. Abdülkadir Parmak 61 numarasıyla gidiyor. Abdülkadir Parmak, Crivella, Toure, offside. Depou. Yusuf basıyor orada. Diomande. Çok kötü bir vuruş. Ama kaptılar. Şimdi kazandık. Crivella ile giriyoruz. Crivella sola doğru oynar. Harika oynadı Yusuf. Ezberledik artık onu. Kerem çok kötü kullandı. Şimdi rakip savunma. Yani Yusuf'la Abdülkadir hakikaten çok kötü oynuyorlar. Manu'yu soktuk oyuna. Manu Ape. Sörlot'a da dayanamadık. Çok yorulan vardı ama ben Sörlot'u çıkartmak istedim artık. Sterling, Kerem, Abdülkadir. Yani müsait pozisyonda Abdülkadir kaleye vurdu. Şimdi pozitife dönelim. Hatta şöyle yapalım. Crivella attığı bir golle maçta hakimiyeti sağladı. Ve artık Crivella 88. dakika kesti içeriye Abdülkadir. Abdülkadir yine savunmadan döndü. Crivella akıllıca kullandı. Bu arada yine gol yemedik gibi. Daha maç bitmedi tabii ki. Burak kapacak. Almami Toure, Gökhan Akan topu tuttu ve şimdi maçın hakemi artık degajdan sonra son düdüğü çaldı. 2-0'lık net bir galibiyet daha aldık. Yine gol yemedik. 38 puana çıktık. Evet, Süleyman çok yoruldu, doğru. Basın toplantısındayız. Uğurcan yine. Mustafa Akçay, evet seviyorum. Kampi ne zaman gidiyorsun? 15 Ocak. Bir ay sonra yoksun. Görüşürüz diyoruz sana. Evet, sıradaki maçımızı Balıkesir'le oynayacağız arkadaşlar. Crivella en hızlı golü kaydetti demiştim size. Yani bundan daha hızlısı zaten bizim attığımız yoktur. Dedic. Evet, lig maçlarını oynatalım. Güeles. Evet, Galatasaray'da 3-0 kazandı. O da 2. sıradaki yerini, 3. sıradaki yerini koydu herhalde ama Gaziantepspor tabi ne yaptı? O kaybetti, evet. İlginç. Eşitledi. Bizim puanımız 5 puan fark oldu. 8-33. Evet, puanlar güzelleşti. 38-33-33-30-30. Çok klas bir noktaya doğru gittik. Biz o gruptan ayrılmamız lazım. Herkes bizi bekliyor.
Evet arkadaşlar, bundan sonraki maçlarımızı bir sonraki videomda anlatacağım. Tabii bu videoyu ikiye bölerek kullanacağım çünkü çok uzun oldu. Yaklaşık bir saatlik falan oldu. Bundan sonra Türkiye Kupası 5. tur, Başakşehir, Ankara Gücü. Zaten ondan sonra da araya giriyoruz. Sivas'la niye oynuyoruz biz? Sivas düşmüş müydü? Aynen, Sivas 1. lige düşmüş arkadaşlar. Haliyle Sivas'a hazırlık maçı oynuyoruz. Ama güzel, keyifli bir mücadele gidiyor. Avrupa'da keşke sizlerle beraber devam etseydim. Çok hoşuma giderdi. Ama bu sezon olmadı arkadaşlar. Herkese keyifli FM dolu günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.